Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve habibuhu ve rasuluhu. Amma ba'du fe ya ibadallah. İttakullaha ve ati'uhu. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إلى آخر آية صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, insan hemcinsleriyle ilişki kurarken en iyi, en aktif kullandığı iletişim aracı sözdür. Allah da bize seslenirken söz gönderiyor. Dolayısıyla bizim muhatabımızla kurmuş olduğumuz ilişkideki söz Kur'an'da bir yekün tutuyor. Allah Aziz Kur'an'ında hem kendi sözünden bahsediyor, hem de bizim diyalog sırasında, iletişim sırasında kuracağımız sözden bahsediyor. Söz şüphesiz çok önemlidir. Bir insanın düşünsel çağrışımlarını muhataba aktarmasında en önemli köprü sözle gerçekleştirir. Aynı zamanda söz düşüncenin kalıbıdır. Kabıdır. Onunla sunar insanlara. O anlam selini muhatabına kişi o sözcükleriyle ulaştırır. Bu anlamda sözün hayat üzerinde çok derin izi ve tesiri vardır. Söz çok önemlidir. İnsana Allahu Teala emri bil maruf yapmayı, nehi anil münker yapmayı emrederken kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'ruf ve tenhevna anil munkar derken, iyiliği emret deyince, iyiliği emretme, kötülükten nehyetme, bir insanın özünden, hayatından kaynaklanan, yani yaşantısıyla ortaya koyması gereken bir şeydir. Aynı zamanda kişinin sözüyle muhatabını irşad etmesi, ikna etmesi, ıslah etmesi gereken en önemli araç sözdür. Dolayısıyla söz bu konuda çok önemli bir yerde duruyor. Allah bize sözle sesleniyor. Sözcüklerle hayatı anlıyoruz. Kalbimizin dili, dilinin damağına ulaşacak olan şey titreşimlerden, kulağımızdan içimize sinmiş olan sözlerdir. Allahu Teala kelamını da söz olarak sunar bizlere. Kavlul hak der. İçerisinde çelişki olmayan sözdir. Herhangi bir çelişki olmayan kavlen sedidedir mesela. Dost doğru sağlam söz olarak sunar kelamını bizlere yine Rabbimiz. Kavlen sekile. Sana ağır bir yük, söz yükleyeceğiz. Ağır bir yük yükleyeceğiz derken kavl, ağır bir söz diyor Allahu Teala. Ağır sözden maksat aziz Kur'an idi. Yine Rabbimiz kavlu sabittir. Sağlam sözdir. Söz bir mahiyetiyle önem kazanır. Az önce bahsettiğimiz ayetler bu çerçevede önemlidir. Allah bizlere sunarken bir sözü, sözün mahiyetini önemser. Dolayısıyla yağmurlardır başakları büyüten, gök gürültüleri değil. Öyleyse sesini değil sözünü yükselt demeli. Sözünün derinliğini artır demeli. Sözün mahiyeti önemli. Ama bu kadar mı? Hayır. Sözün bir de aktarım biçimi var. Acaba hutbemizin ana mihengini, mevzunu, genel karakterini, bugünkü hutbemizin mevzunu bu oluşturuyor. Allahu Teala kendisinin indirmiş olduğu sözün mahiyetini biliyoruz. Az önceki ayetler kısmen buna işaret ediyor.
Ama Allah bize başka bir şey de söylüyor. Sözü nasıl kullanmamız gerektiği ile ilgili değişik kalıplarda bizlere bir şey söylüyor. Sözü nasıl kullanmamız, muhatap üzerinde nasıl etki uyandıracağını da işaret ediyor. Allah bize çok önemli şeyler söylüyor. Bakın, Kur'an'da değişik yerlerde geçer. Bir, kavlen kerime. İki, kavlen marufa. Üç, kavlen beliga. Dört, kavlen meysura. Beş, kavlen leyyine. Ahsen diye de geçer. Bunları kısmen çoğaltmamız mümkün. Ama en çok kullanılan bu beş kalıptır. Kavlen kerime, kavlen marufa, kavlen beliga, kavlen meysura, kavlen leyyine. Allah bununla muhatapla olan ilişkimize, sözümüze bir sınır getiriyor. Bize bir üslup tembihliyor Rabbimiz. Diyor ki, şöyle söyleyin. Mesela, وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا. Onlara gönül okşayıcı söz söyle. Gönül okşayıcı söz söyle. قَوْلًا كَرِيمًا. Mesela, فَاَعْرِدْ عَنْهُمْ وَعِصْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ ف۪ي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا. Onlardan yüz çevir ya da onları kendi haline bırak ve sen işine bak. Sonra onların kalbine tesir edecek güzel söz söyle. قَوْلًا بَل۪يغًا. ف۪ي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا. Onların kalbine tesir edecek güzel söz söyle. Başka bir yerde Rabbimiz وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Güzel, münasip söz söyle. Münasip, güzel bir söz söyle. Hikmetli bir söz söyle. Başka وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. Tesirli söz söyle. Kavlen meysura. Ona tesir edecek güzel bir söz söyle. Beşincisi. Fekul lehu kavlen leyyine. Bakın. Muhatap kim? Firavun. Ya Musa, Firavun'a git. Ona ne de? Ona yumuşak söz söyle. Kavli leyyin ile söyle. Ya Musa, Firavun'a git. Ona gidin Harun'la birlikte, ona yumuşak söz söyleyin. Yumuşak söz söyleyin. Ali İmran suresi 159. Bunlar Nisa suresi 5, 8. Taha suresi 44. Ali İmran suresi 159. Nisa suresi 63. Çoğaltmamız mümkün. Bunların hepsinde bunları görmemiz mümkün. Ya Muhammed diyor, bakın dolaylı olarak bir şey daha söylüyor. Eğer sen onlara sert ve kaba davranmış olsaydın, onlara yumuşak davranmamış olsaydın, etrafındakiler dağılır giderlerdi. Üslupta yumuşaklık esas. Yumuşak söz söyle, tesirli söz söyle, güzel söz söyle, yumuşak söz söyle, hikmetli söz söyle, gönül alıcı söz söyle. Allah Firavun'la bir mümin arasında bir fark gözetmiyor. İnsan insandır. İnsan için etkili olacak dili Allah-u Teala bizlere öğretiyor. Bu kalıplarda bir ilişki kurmamızı öğütlüyor Allah-u Teala bizlere. Evet, aynen de öyledir. Mesela sen وَلَا تَسْتَوِلَ حَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Hiç iyilikle kötülük bir olur mu? وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Hasanatla seyyiat hiç bir olur mu? İyilikle kötülük bir olur mu? Gece ile gündüz bir olur mu? Karanlıkla aydınlık bir olur mu? Nurla zulümat bir olur mu? Olmaz. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ. Sen kötülüğü iyilikle def et. Sonra ne olur? Kötülüğe kötülükle mukabelede bulunma. Sen kötülüğü gördüysen eğer,
ona iyilikle mukabelede bulun. Sonra فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪ينٌ Sen o kötülüğe karşı kötülükle mukabele etmedin ya, sen her şeye rağmen bir gönül alıcı dil kullandın ya, aynı seviyeye düşmedin ya, ne olur? فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪ينٌ Sonra sana düşman olan, hasım olan şahsın senin sımsıcak dostun olduğunu göreceksin. Allah öyle buyuruyor. Eğer sen kaba davranan, şiddetli davranan, azgın davranan, düşmanına karşı, sert davranan birine karşı, sen yumuşak davranırsan eğer, gönül alıcı olarak davranırsan eğer ne olur? Onun sımsıcak bir dostun olduğunu göreceksin, diyor Rabbimiz. اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةَ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنَ Hikmetle ve mev'izetil hasene. Sen hikmetle davet et ve onu güzel bir mev'iza ile, tesirli sözler ile ona yaklaş ya Muhammed. Ya da onun şahsında hepimize. Ve cadilhum billeti hiye ahsen. Onunla en güzel bir biçimde mücadele et. Yoksa ne olur? Kaba davranırsan anında insan psikolojisi böyledir. Cebir, zor, şiddetin görüldüğü her yerde insanlar buzdağını gerer, ön yargılı davranır, bir daha ona ulaşamazsınız. Eğer şiddetli, sert, kaba bir üslupla davrandınız ve muhatabınız üzerinde öyle bir etki ve tesir uyandırmak istediyseniz, onda büyük bir refleksle, tepki dalgasıyla karşılaşacaksınız, önünüzde buzdağları oluşacak, bir daha birbirinize ulaşmak imkansız hale gelecek. Menfezleri açık bırakmak gerekir. Muhatapla iletişim kanallarını canlı ve diri tutmak gerekir. Bunun yolu da yumuşak bir dilden kaynaklanır. Kur'an'da mesela İbrahim der ki evladına ey oğulcuğum. Kur'an bu kalıpları kullanır. Mesela der ki İbrahim babası Azer'e der ki ey babacığım der. Yusuf babasına ey babacığım. Yakup Yusuf'a ey oğulcuğum der. Lokman ey yavrucuğum, ey evladım der, ey oğulcuğum der. Bir tasgir, o iltifat yüklüyor, o bir sevimli, sempatik bir tat katar üslubuna. Sıcak bir tat katar. Dolayısıyla muhatabıyla sıcak bir ilişki, tatlı bir temas gerçekleştirir. Bu ne kadar harika bir şeydir. Ya Hümeyra der mesela, ey Ayşecik der mesela. Üslup da bu şekildeki metne samimiyet yedirme, metni bu kadar sıcak ve sempatik hale getirme, metinle, konuşulan sözlerle muhatap arasında ikna edici, ıslah edici, gönül alıcı, yumuşak, tesirli bir söz söyleme, muhatapla ilişkiyi uzun soluklu bir hale getirir, karşılıklı monologdan çıkarır, diyalog haline getirir, alışveriş haline getirir. En iyi, en kötü kalıpta sunmak, en iyiye yapılan en büyük ihanettir. İslam'ı anlatan, konuşan bir insanın kaba, sert, çatık kaşlı, haşim bir duruşuyla, azarlayıcı bir üslupla dini anlatıyor olması, sunuyor olması bu dinin özüyle aykırıdır, genleriyle uyuşmaz, ona yapılan büyük bir haksızlıktır. Çünkü din kendisine ait hikmetiyle kendisinin sunulmasını ister. Onun içindir ki Allah-u Teala az önce bahsettiğim bütün kalıplarda öyle hikmetli bir dilin kullanmasını ister. Sert, kaba, haşin, çatışmacı bir dili kullanmayı yasaklar. Nasıl yapın? Az önce bahsettiğim şeyleri düşünelim. Yumuşak söz söyleyin, kerim söz söyleyin, leyyin söz söyleyin, maruf söz söyleyin, meysur söz söyleyin, belir söz söyleyin, ahsen söz söyleyin, en güzel söz söyleyin. Sözü seçin, en güzelini kullanın. Güzel söz sadakadır. Öyle diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Söz anlam ve değerini hayatın özünden alır çünkü aslında. Her ne kadar sözün gücü mü, özün gücü mü ile ilgili bir mevzumuz vardı, bir hutbemiz vardı. Onu hatırlarsak eğer, bunu orada işlemiştik. لِمَ تَقُلْنَا مَا لَتَفَعَلُونَ Niçin yapamayacağınız şeyi söylersiniz ya da yapmadığınız şeyler söylersiniz. İki anlamı da içkindir.
Bu sözün tesirini şüphesiz yok eder. Sözünüzle hayatınız arasında uyum olsun. Bu da bizim en fazla düştüğümüz ayıp ve kusurlardan biridir. Eğer bir insan hayatıyla sözü arasında tatlı bir uyum oluşturursa ne olur? Allah kalbindeki hikmet çeşmesini diline döker. Ona müthiş bir tesir bahşeder. Konuştuğu zaman muhatabını 12'den vurur. Muhatabında müthiş bir ikna olmuş ruh halini görür ve gözlersiniz. Güzel sözde bir sihir vardır der. Eğer böyle olursa, üslubumuzu böyle seçer ve kullanırsak, Kur'an bizim ikili ilişkilerimizde üslubumuzu bu şekilde belirliyor. Hatta bunun ötesinde bir şey de söylüyor. Ya Muhammed diyor, onların ilahlarına söyleme. En kötüyü, aşağılanacak olan şey nedir? Putlar değil mi? Putlara bile ya Muhammed sözme, sövme, kötü söz söyleme. Dilini kirletme yani. Dilini kirletme. Bu tür kötü şeylere dilini alıştırma. Hazreti Cafer, mekanını cennet etsin Rabbimiz. Necaşi'nin huzuruna çıktığındaki o müthiş hitabeti ne kadar da ibret vericidir. Seçmiş olduğu şeyler, anlattığı şeyler ve dizdiği örgü, mantık örgüsü gerçekten örnektir. Herkesin özellikle okumasını istirham ediyorum. Necaşi'ye gittiğinde müşrikler onu geri istediklerinde kalkmış, bugün sözcünüz ben demiş. Kalkmış, o heybetli haliyle İslam'ı anlatmış ve tebliğ etmişti. Muhterem Melik, biz puta tapan bir millettik. Kız çocuklarımızı diri diri gömerdik. Hak hukuk tanımaz, birbirimize eza ve cefa ederdik. Birbirimize insan değer ve kıymeti bilmez, bir açığımızı bulmuş olsak birbirimizi aşağılamaktan geri durmazdık. Ahlak ve edep bilmez ve tanımazdık. Kadını insan yerine koymaz ve aşağılardık. Muhterem Melik, birbirimizin malını gasp eder, çalar ve çırpardık. Anlamsız ve değersiz, hiçbir karı ve zararı olmayan putlara tapardık. Muhterem Melik, Allah içimizden Muhammed Aleyhisselam'ı seçti. O bize bunların yanlış olduğunu söyledi. Anneye, babaya, büyüye hürmeti belletti. O bize hakkı, doğruyu, adaleti öğretti. Muhterem Melik, o geldi bütün insanlara kul olmaktan, fakirin zengine kul olmasından, paraya pula verilen değerin ötesinde bir değerle tanıştırdı bizi. Bizi putlardan kopararak Allah'a, bir tek Allah'a imana davet etti. Muhterem Melik, o gelince biz insanlığımızı keşfettik. O gelince biz ahlakı, edebi öğrendik. O gelince bizler bu dünyada nasıl yaşanabilir, bunun yolunu, yöntemini öğrendik. Muhterem Melik, biz insanlığımızı Muhammed Aleyhisselam'dan öğrendik dedi, sonra müşriklerin eleştirilerine yer verdi. Ondan sonra da size gele indirilen Muhammed Aleyhisselam'ın bize aktardığı ayetlerden birkaç tane söyleyeyim. Hangi Hristiyan birine Hazreti Cafer hangi ayetleri seçer okur? Meryem suresi. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِنْ تَبَزَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَّ O Meryem Aleyhisselam'ın o dramatik halini, o acı ve hüzünlü halini, o Allah'a yalvarış, yakarış halini, sonra yalnızlığa çekilişini, İsa Aleyhisselam'ın doğuşunu, onu alıp bağrına basışını, o gam ve kederiyle, o iç ızdırabını falan, o kadar güzel anlatan ayetleri seçti ve bunları okurken, oradaki bütün Hristiyan papazların her biri hıçkırıklara boğulmuştu. Bize bir şey öğretiyor, bir şey söylüyor Hazreti Cafer. Nerede nasıl konuşulması gerektiğini söylüyor. Kalkarak müşriklere hakaret, küfür etmedi. O sadece doğruları, o bulunduğu durumu öyle bir tasvir etti ki, sonra da seçtiği ayetlerle taçlandırdı konuşmasını. Ne kadar da etkiliydi. Sonra akın akın, Necaşi de dahil her biri Müslüman olmuştu. Onların Müslüman olmasında kullandığı dil ve üslup nasıldı? Bu misalleri çoğaltabiliriz. Hutbeyi uzatmak istemiyorum. Dolayısıyla Kur'an bizlere ikili ilişkilerimizde ya da toplumsal ilişkilerimizde bir şey öneriyor. Az önce söylediğim kalıplarda geçen Kur'an'ın üslubu şiarımız olmalı. İlişkimizi bu merkezde kurmalı ve toplumla aramızda sıcak bir temas gerçekleştirebilmeliyiz.
Bu sıcak ilgiyi ve teması gerçekleştirmenin yolunu en iyi bilen Allah'tır. Ve Allah bize az önce söylediklerini tembih etmektedir. Rabbimden niyaz ederim. Rabbimizin bize öğretmiş olduğu, yapmamızı istediği ilişki biçimi hususundaki üslubu bizlere öğretsin, yapmayı bizlere kolaylaştırsın, sözümüze tesir bahşetsin. Yumuşak söz söyleme konusunda bizleri muvaffak kılsın. Kinimize, öfkenimize, her hangi bir durumda beşeri bir zaafımıza yenilgiden bizleri muhafaza buyursun. Allah'ın kelamını okuyorsak eğer, bu kelamın şanına yakışır, güzel bir üslubu da Kur'an'dan seçerek kullanmayı nasip etsin. Ve aramızda merhameti yaygınlaştırsın, bizleri aziz kılsın inşallah. Ela inna ahsenel kelamu eblegan nizam, kelamullahil melkil azizil allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. اللهم أجرنا من النار. اللهم نجنا من النار. اللهم خلصنا من النار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار. والحمد لله رب العالمين. Elhamdülillahil men'ut bi sıfatı tenzih vel kemal. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah seniyyul fisal. Ve alemu enne Allahe salli ala nebiyyihi fi kitabihil mubin. Ve emarakum bizalike ve lem yezel qailan alima. İnne Allahe ve melâiketehu yusallûna ala nebiyy. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. İttakullâh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Onlar geçmişleri için söylüyorlardı. Biz de hem şimdi hem geçmişlerimiz için söyleyelim. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önceki mümin kardeşlerimizi bağışla. Mümin kardeşlerimize karşı kalbimizde kin bırakma. Şüphesiz sen rahmet ve merhamet sahibisin. Engin rahmet ve merhamet sahibisin. Allah bu duayı bize öğretiyor. Ne kadar da muhtacız. Bir ümmet olarak bu duaya ne kadar muhtacız. Ne kadar muhtaç olduğumuzu bildiği için Allah bu ayeti bizlere indirerek ölümsüzleştirmiş. Bu sözü ölümsüzleştirmiş. Ey Rabbimiz, ne kadar sıcak bir dua. Ne kadar muhtaç olduğumuz, ümmetin paramparça halini gördüğümüzde, kırık dökük halini gördüğümüzde, ne kadar anmamız, evrat ve ezkar halinde anmamız gereken, günlük virt halinde getirmemiz gereken bir ayet. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önceki mümin kardeşlerimizi bağışla. Mümin kardeşlerimize karşı kalbimizde kin bırakma. Ne kadar tatlı bir dua. Allah'ım, bu duayı içten ve yürekten yapıyoruz. Bu duamızı huzuruna makbul ve kabul eyle. Bu duayla huzuruna almayı nasip eyle. İçimizde tertemiz coşkuyla huzuruna varmayı nasip eyle. Mümin olmanın en güzel vasıflarıyla bizleri muttasıf eyle. Hayır, güzellik libasını bizlere giydir ya Rabbi. Aşkınla, şevkinle gönlümüzü coştur ya Rabbi. Sana hizmet etmenin, huzuruna adanmanın ve senin davanı sırtlanarak taşımanın o halavetini, tadını, lezzetini gönlümüzden çıkarma ya Rabbi. Kendi davan için bizleri kullan ya Rabbi. Her türlü hayır konusunda adımlarımızı sıklaştır ya Rabbi. Yanlışlardan bizleri sakındır.
şeytanın adımlarını uymaktan bizleri halas eyle ya Rabbi. Nefsimizin istek ve tutkularını sana şikayet ediyor, intizar ediyor ve sana sığınıyoruz ya Rabbi. Nefsimizin elinde bir oyun ve oyuncak yapma ya Rabbi. Her türlü yanlışı yapmaktan bizleri halas eyle. Her türlü hayra muhtacız, bizlere ilham et ya Rabbi. Peygamberin livayül hamd bayrağı altında toplayıp haşru cem eyle ya Rabbi. Mazlumun yanında olmaktan onun gözünün yaşını silmeyi iyi bizlere sevdir ya Rabbi. Orada olmanın istek ve tutkusunu kalbimize nakşet ya Rabbi. Nerede bağırıyanık varsa, nerede kalbi yaralı varsa, nerede ezilmiş varsa, nerede yüreği yaralı, imdat dilenen varsa orada olmayı, onun gözyaşını silmeyi, yardımda bulunmayı, onun için ayağı tozlanmayı, onun için gözyaşı dökmeyi bizlere nasip eyle. Emek vermeyi, emekten zevk almayı, tad almayı bizlere nasip et ya Rabbi. Bu heyecan ve coşku içimizden alma ya Rabbi. Rızanı bizim için, rızana ulaşmayı bizim için bir dert kıl ya Rabbi. Bu kutlu derdi gönlümüzden çıkartma ya Rabbi. O dertle gecemizi, gündümüzü hemhal et ya Rabbi. Hayatımızın her lahzasına, her dakikasına bunu işle ya Rabbi. Bizi davanla dertli kıl ya Rabbi. Ve derdimizi ziyade kıl. Derdimizi bizim için mübarek kıl. Ve bu dert ile canımızı al ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ekim-i salat.